Nereye gidiyorsun? Ben kız arkadaşımla öğlen Nişantaşı'nda bir şeyler içip yemek yiyip dedikodu yapmaya gidiyorum. Öğlen? Evet, öğlen. Öğlen. Akşama doğru. Akşama doğru. Gel bakalım. Esin. İç düz ayakkabı giyiyor musun? Onu merak ediyorum. Ben duymadım soruyu. İç düz giyiyor mu? Düz bazen. Ayakkabı bot. Çok kullanmıyorum. Daha çok topuklu ayakkabı. Peki görebilecek miyiz sahnede seni öyle? Evet. Çok merak ediyorum ayakkabını çünkü. Ayakkabını da görelim bu arada. Hı-hı. Açarsan sevinirim. Nazlıcığım. Böyle biraz. Yarın giyer misin? Çok merak ediyorum gerçekten. Yarın giyemem. Çünkü yarınki konsept kıyafetim uygun değil. Ama yakın bir zamanda giyersin. İnşallah giyerim, evet. Tamam, bekliyorum. Sadece şey, gömleğinin şu ön kısmı biraz tuhaf durmuş. Degaje. Degaje. Degajeme doğru. Şöyle. Saçların güzel gözüküyor. Teşekkürler. Sadece şu boynuna takmış olduğun kolyeyi çok parlak buldum. Hı-hı. Sanki böyle şey gibi görüyorum seni. Yeni bir single çıkartmışsın. İlk defa böyle bir sahneye çıkacakmışsın, bir edası var. Sahneye böyle. Yani böyle bir yarışma programım gibi, sanki bir parça söyleyip gidecekmişin gibi. Öyle bir hava seziyorum sende. O da olur. İnşallah. Olur. İnşallah. Sesin güzel mi? Hayır. Olursa eğer. Pardon, olsaydı nasıl olacak güzel sesin olurdu. Yoksa? Olsaydı güzel olurdu. Ama değil. Hayaller diyorsun. Hayaller ve hayatlar. Deniz. Deniz konuş. Nazlı konuşuyorum. Efendim Deniz. Canım, beden dilini çok değişik bir şekilde kullanmaya çalışıyorsun. Nasıl? Bence anlayıştı. Yani çok da söylememe gerek rahatsız yok. Rahatsız etti. Hoş mu buldun yoksa beğenmedin mi? Yok, beğenmedim. Daha güzel gözüküyor. Daha farklı kullanabilirsin beden dilini. Ne yapıyor mesela? Bize gösterebilir misin? Ay, mesela? Belki senin beden dilini anlarız. Düşme. Düşersin. Ama şu an... Dekoltem olmadığı için tam tamam, gösteremiyorum. Sen bize göster. Ama böyle yapıyorum. Bu hoş bir şey değil. Onu uyarmak ben istedim. Ben yalnız öyle herkesten yapmıyorum. Herkesten gizli uyarmak istedim. Sen bence çok yanlış konuşuyorsun şu anda. Çünkü ben öyle bir hareket yapmadım. Hayır, normal duruş da öyle bence. Neredeyse seni göremiyorduk o beden bence dilinden. Bence sen beni kıskanıyorsun. Aa. Evet. Burada her gelen değilim. İnsan evet. İlk gün bu lafı söylüyor, farkında mısın? Sen öyle beni kıskanıyorsun. Öyle bir süre kıskanıyorsun. İntikam alıyorsun. Geçiyor. Herkes benim üstüme yürüyor. Sonra baktık kimse kapanış. İlgilenmiyor. Evet. Kabuğuma böyle çekiliyorlar. Ama ben sonunda ne dedim? Genel olarak güzel görünüyorsun. Şimdi ona dikkat etmeye yeteceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sağ ol. İyi ki söyledin. Onun normal hayatında yürüyüşün herhalde değil mi? Podyum tecrüben var mı? Hayır, yok. Normal çok hayatında da böyle yürüyor. Zaten. Nasıl yürüdüğümü de bilmiyorum. Kötü mü yürüdüm? İzleyince göreceğim artık. Seni niye böyle bu kadar dikkatini çekti? En azından yürürken seni bir gibi böyle... Bir değişik geldi Öykan mı yani? Dudaklarımı büzerek yürümüyorum. Bir değişik geldi yani. Peki. Simay? Kolyesini beğendim, çantasını beğendim. Onun haricinde sanki dün Nira'nın yaptığı kombini anımsattı bana. Bence da, de bana da. Gömlek ve kot giymen üst üste sanki öyle oldu. Burada böyle eleştiriler yapılıyor biliyorsun. İzleyip geldin sen çünkü. Ayakkabını beğenemedim. Ben genelde zaten platform Hı-hı. ayakkabıları hiç sevmem. Giyenlerin tarzından da şüphe ederim. Ama baktığım zaman ikinci gün için hoş musun? Daha değişik, daha tarzını yansıtan şeyler giyebilirdin diye düşünüyorum. Eğer tarzın buysa, bilmiyorum ben ikinci gün böyle gelmezdim mesela. Daha özenerek gelirdim mesela. Ya kot giymezdim. Biz mesela kotları genelde üçüncü, dördüncü hafta tercih ettik. Daha böyle klas şeyler giymeyi tercih edersin diye umut ediyordum ama olmadı. Çantan güzel ama. Hazır mısın Nazlı? Hazırım. Geçebilirsin. Geldin Nazlı. Hoş bulduk, merhaba. Buraya gelirken her günün stylinge hazır mıydı yoksa bugün günlük mü karar verdin buna? Aslında bugün karar verdim desem daha doğru. Günlük. Hı-hı. Şöyle bir durum var. Bluzunda bir kaos, pantolonunda Hı-hı. bir kargaşa, çantanda patlamaya hazır bir böyle taş... Pırıl pırıl. Boynundaki o kör edici parlaklıktaki kolye. Ayakkabılarını görelim. Görme. Bir de yıldızında evet. durursan. Evet, baştan aşağı bir kafa yanıklığı var.
Hiç olmamış. Yani her şeyin fazla, her şeyin hareketli. Hep her zaman diyoruz yani programın 7 sezondur bu program yayınlanıyor. Ve hep diyoruz ki bir tane starınız olsun. Sen de star patlaması, yıldız patlaması var. Ve bu hepsi bir arada maalesef olmamış. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk. Single mı çıkarıyorsun? Hayır. Biri dedi. Esin öyle söyledi. Niye? Bilmem öyle bir hava aldım ondan. Yani single böyle... çıkaran taşlı çanta yırtık kot mu giyiyor? Çantayı görmeden. Çantayı görmeden söyledim. Böyle saçlar o... Bilmiyorum. artistik bir havası var tabii. Ne dedim duymadım ki. Evet. 80'li yılların böyle Serpil Çakmaklıları falan böyle o şeyi var. Evet. Canım. Efendim. Sen bu programı izlemedin mi? Bu programımızı kaç yıldır? İzledim. Bari şu saçını bir aç kuyruğu yapsaydın. Onu takmasaydın, o bluzu giymeseydin, o çantayı eline almasaydın ne kaldı başka? Hepsini çıkarsaydın. Ne kaldı başka? Şeytan diyor ki tane Arzu'nun tişörtünü buraya getirtir giydirt yani şu kıza. Bari bir siyah böyle ince bir triko bir şey giyseydin üstüne. O çanta ne mana akşamüstü çay içmeye giderken yani. Ne manası atayım mı? Taşları kırılır. Takmam bir daha zaten bu kadar eleştirdim. Yok. Onun da yeri var mutlaka. Bir gece bir kulübe bir yere gidiyorsun. Alabilirsin onu ama onu öyle bir kombin yapacaksın ki orada tek star senin çantan olacak. Yani sen aslında o kadar güzel bir kızsın ki evet. çok havalısın. Teşekkür ederim. Ama ben senden umutluyum. Sen çok iyi kendini değiştireceksin. Belki de çok iyi kombin yapıyorsun. Biz daha bilmiyoruz. Ama çok üzgünüm. Bu güzelliğe yazık yani. Yapma. Tamam. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk. Sen minyon bir tipsin. Evet. Bu tarz bluzları, özellikle bu şifon kabarık bluzları giyme. Çünkü seni daha kalın gösteriyor. Ve üstüne basıyor, boyunu daha kesiyor. Bunun altında, bu kot altın üstünde böyle bir penili tişört giyebilirdin, incecik bir triko giyebilirdin, gömlek, dar gömlek, vücudu saran bir gömlek giyebilirdin. O zaman daha şık ve daha cool görünürsün. Bunda senin üstündeki hem o saçlarında hem taşlarında çok fazla abartmış gibi görünüyorsun. Tamam. Hem o çanta ile... Rugan ayakkabıyla, o yüksek topuklu rugan ayakkabı. Ben kotunu sevdim, çok da yakıştı. Ama o kot, doğru kombin yapmadan o kot. Kotun sadece kotu kaldı yani, her şey üst üstünden karışmış. Biraz sonra içeri git, pardon İvanacığım. İçeri git, içeride bir incecik bir kazak var. Allah aşkına onu giy, gel şu karşıda otur, tamam mı? Çantın tek başına güzel tabii ki başka bir kombinle yapabilirsin ama sade kombiniyle onu kullanabilirsin. Karışık görünüyorsun, sorun orada. Tamam. Tarz değil. Teşekkür ederim. Gidip değiştirebilirsin. Tamam. Bir de saçını da bir at kuyruğu yapsınlar. Tamam.